iyi akşamlar. Bugün 31 Aralık 2019 günlerden salı. Koskoca bir yılı tam 365 gün yaklaşık 1-2 saat sonra geride bırakacağız. Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle, bazen mutluluğuyla bir yıl daha ömrümüzden eksilmiş olacak ama yepyeni bir yıl, yepyeni umutlarla da bizi bekliyor. Önümüzde bir 365 gün var. Elbette her şeyden önce sağlıkla, sıhhatle yaşamayı arzu ediyoruz o yılı. 365 günü 2020'yi karşılayacağız ve bu güzel temennileri de çok güzel insanlarla bugün bu stüdyoda sizlere iletmeye, ulaştırmaya çalışacağız. Efendim çok kıymetli iki tane ses var şu anda stüdyomda. Gençler, dinamikler ve gerçek sanatçılar. Siz de eğer gerçek sanatçıları dinlemek istiyorsanız lütfen bu akşam bizimle birlikte kalın. Kadınlar önceliğimizdir diyerek çok güzel bir kadından başlıyoruz. Daha önce de bizlere misafir olmuştu Ezgi Ayçe. Harika bir sesi var. Biz o sesi bir kez daha dinlemek istedik. O çıplak sesi, o gür sesi bir kez daha dinlemek istedik. Hoş geldin. Hoş sevgili bulduk. Ayçe. Çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. Senin güzelliğin. Sen de hayır, çok senin güzelliğin. Gerçekten sahneye çok güzelsin. Bütün ışıltınla geldin. Bütün teşekkür güzel ederim. Enerjinle geldin. Teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdın. Rica. Ve yıllardır evlerimize güzel sesiyle, güzel enerjisiyle, efendiliğiyle, hiçbir sansasyona bulaşmaya tenezzül dahi etmeden sanatıyla gelen bir adam Onur Mete. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Sözler. Biz teşekkür ederiz. Ama öyle siz gerçekten hiçbir sansasyona karışmadan, hiçbir sanatçı arkadaşınıza sataşmadan, buna gerek dahi duymadan evlerimize konuk oluyorsunuz. Biz sizleri dinlemeyi seviyoruz. İyi ki geldiniz. Ne mutlu. Bugün de ne burada mutlu. Şarkılarınızı söyleyeceksiniz. Ve sizlere bugün çok kıymetli bir adam eşlik edecek efendim. Gitarıyla hemen yanı başımda oturuyor. Dükkanın sahibi gibi. Müdür gibi. Programın müdürü olarak geldiriliyor. Mekanın sahibi geldi diyebiliyoruz. Paraları ben dağıtacağım. Taner gitarıyla bugün bizlere eşlik edecek. Merhabalar. Dostumuz. Siz de hoş geldiniz efendim. Sevgili hoş Taner. Hoş bulduk. Enerjinize bayıldım. Gerçekten. Çok ben mutluyum. De sizinkine. Ben de. Çok ben de. Karşılıklı hakikaten. Herkes. Gerçekten. Böyle körler sağırlar, bürünarlar gibi oldu ama dördümüz de sanki birbirimizi böyle arayıp bulmuş gibiyiz. Evet. Bizi bir araya getiren sevgili arkadaşımız İlker Koç'a da çok teşekkür ederim buradan. Sağ olsun. Hoş geldiniz efendim sizlere. Hoş bulduk. Nasıl bir yıl geride kalıyor? 2019'u evet. Şöyle bana bir özetleyin bakayım. Tabii. Dersem ve kadınlardan başlasam herhalde sakıncası yoktu sevgili olmanın. Kesinlikle. Kesinlikle. Ya 2019 benim için çok koşturma bir yıldı. Hayatımın en çok çalıştığım yıllarından biriydi diyebilirim hakikaten. Özellikle yazın çok yoğundu. Hem kendi işlerim hem de biliyorsun Ajda Pekkan'la çalışıyorum ben son 1,5 yıldır. Onunla birlikte yorucu bir maraton oldu ve çok pardon Ajda Hanım 2020'de de devam mı? Sormak istedim ya sormadan. 2030'a kadar bence. Gerçekten. 40'a kadar devam mı yani? Olabilir. Aynı performans, aynı istikrar. Ya hakikaten öyle ya. Evet. Tıbbı yendi. Evet, böyle tıbbı şey yendi hakikaten. Hepimizi ses yendi. Olarak bir kere hani görüntü olarak hani bir yere kadar anlıyorsunuz hani dikkat edebilir, spor yapabilir. Evet, metabolizmaya da ama ses kasının hakikaten bir yaştan sonra çalışması, düzgün çalışması biraz zor oluyor. Demek ki nasıl bakıyorsa kendine, evet. Lütfen sizler de örnek alın. Sizlerin de sesi kıymetli. Vallahi yani evet. Sizler de uzun yıllar bu mesleği yapmak istiyorsanız size iyi bir emsal. Valla planımda benim o var. Ben zaten ne sigara içiyorum ne alkol, bende hiçbir şey yok. Düzenli bir hayatım var. Maşallah. Allah aynen. Maşallah ne güzel. Çok işkoliyim. Bir evet. Tek bu aralar bir uyku problemi yaşıyorum ama normalde uykum da iyidir. Onun dışında zaten hani mutlu olunca gerisi gelir diye düşünüyorum yani. 2019 güzel bir yıldı. Güzel geçti. Yorucuydu. Ateş böceğiyle geçti evet, benim için. Evet. Ateş böceği damgasını buldu, vurdu. 2018'e yarım sevda ile zaten merhaba demiştim. Şimdi 2020'de yeni bir şarkıyla var mı? Geliyor mu? Var, geliyor aynen. Yeni bir şarkıyla birlikte olacağız tekrardan. Onun heyecanı ateş ve çalışmaları ateş böceğini dinleyeceğiz zaten birazdan. Tabii tabii aynen. Efendim biz bu akşam bu arada sevgili sanatçılarımızın çok sık dinlediğiniz şarkılarını burada elbette söylemelerine müsaade edeceğiz. Ama bir de canlı performansları olacak. Özellikle sevgili Ezgi'nin
gerçekten muazzam bir sesi var ve onu burada canlı canlı provalar sırasında dinleme fırsatım oldu. Birazdan canlı performanslarını da Taner'in gitarı eşliğinde ekranlarınıza getireceğiz deyip bir de şöyle süper, Onur'a döneyim bakayım. Süper. Birlikte de söyleriz zaten. Ben iki değer... teşekkür ederim. Yani size de şarkı söyletelim, değişiklik olsun, size de söyletelim. Ben teşekkür ederim. Ben bazı insanların sadece belli şeyleri yapmasından yanayım. Bunu da yaparım, bunu da yapayım, hadi biraz da bundan falan, herkesin haddini bilmesinler. Estağfurullah. Öyle ama şimdi burada gerçek sanatçılar dururken ben mümkünse banyo yaparken kendi kendime söylersem herkes için daha iyi olur. Sizin için nasıl bir yıldı efendim? 2019 benim için bütün kariyerimde hiç bambaşka bir yerde duracak öyle bir yıl mi oldu? Çünkü çok uzun bir aradan sonra tekrar yeni bir şarkıyla sevenlerimizle kavuştuk, bu senin şarkınla. Birazdan dinleyeceğiz onu. Onu da söyleyeceğiz. Ondan sonra da bir yaz cover'ı yaptık 90'lar çocukları için. Biz de oradan gelmeyiz. Siz demin program başında bana genç dediniz. Çok mutlu oldum ama... ama gençsiniz yani. Daha genciz. Evet ya, gerçekten 2020'ye öyle giriyor öyle, olmamız bu gerçeği değil. Şöyle aynen, genciz. Çok şanslı addederim ben her zaman kendimi, hep de söylerim. İnsan gerçekten sevdiği, klişe olacak belki evet, ama ve aşık olduğu bir işi yaptığı zaman ruhu da genç kalıyor. Bünyesi de genç kalıyor. Biraz da huzurlu yaşamayı başarabilirse o biraz zor tabii. Ve aşk dolu tabii. Lütfen bunu da ekleyelim. Sevgili Onur Mete'nin harika giden bir evliliği, çok sevdiği bir eşi var. Allah hepimize efendim 2020'de bekarlara lütfen nasip etsin. Evet, tüm kalbimle diliyorum. Sen de... Ben de düşünüyorum. Aa, sen de düşünüyorsun. Evet. Var mı aday? Aday var. Daha da kötüsü. İkinci evliliğim olacak. İkender salmayanlardansın. Evet. Tur dönüyorsun, evet, tur bindiriyorsun. Evet. İnşallah efendim 2020'de herkese Allah Onur Mete'ninki gibi bir aşk nasip amin etsin. 2020 tekrarlanan rakamlar güzel evet, enerji öyle verir mi her zaman. Ardışık sayılar öyle midir? Bir de, evet, bir de şey, hani sonra bir 10 yıl bitiyor. Yeni bir 10 yıla da giriyoruz. Evet, yeni bir Allah yıl, bütün doğru, güzel kalplere nasip etsin. Amin. Çok, İnşallah. Çok isterim, Allah herkese herkese önce sağlık, sıhhat tabii ki. Sonra böyle gönlüne, kalbine göre bir eş nasip etsin. Güzel bir yıldı yani. Evet, çok güzeldi, çok güzeldi. İnşallah 2020'de de aynen ben de hem yeni bir şarkıyla, inşallah belki de bir proje albümle. İnşallah. Zaten sene biter bitmez Şerazat Hanım'ın tribüt albümü var. Orada bir şarkı söyleyeceğiz. Projeler. Tribüt albüme girdi. Öyle mi? Ben bilmiyorum. Bütün Şerazat evet, şarkıları ne kadar güzel, çok hevesli bir şey. Evet. Çok güzel sesler, güzel aranjmanlarla. Evet. Orada bir Şerazat'la benim çok hukukum çok eskidir. Adaletsiz Yarın söz yazarı, bestecisi, onu da ne söyleyeceğiz. Güzel şarkı, ne güzel şarkı, ne güzel şarkı. Ya. Evet ya, Adaletsiz Yarın. Sezen'le birlikte hep evet, ahretlik bir, ikisi birbirine olman öyle olman gereken sesleniler, bir yerde olacaksın o zaman. Zaten olman gerekir Şerazat'ın evet, projesinde. Evet, çok yani, ailece de görüştüğümüz, hani evet, çok gönül dostlarından bir tanesi. Sağ olsun çok desteğini görmüşümdür. Hani bugün sizin söylediğiniz şeyleri duyuyorsam onun burada çok payı aa, vardır. Ne kadar güzel. Ya yola çıktığınız insanlar böyle mesleğinde gerçekten hoca, üstad, duayen, usta, duayen noktasına erişebilmiş insanlarsa mesela Ezgi de Ajda gibi bir kadınla çalışıyor. Yani yarım saat yanında dursam ben bile bir şey öğrenirim. Yani öyle oluyor. Gerçekten şimdi öyle oluyor. Siz hakeza Şehrazat'la yola çıkıyorsunuz. Sen keza yine Behzat Bey, Behzat Gerçeker. Yani işte Behzat özellikle Gerçeker bana çok şey öğreten. Yani böyle insanlarla yola benim çıktığınızda büyük biraz şans, da aklınız ve algınız açıksa eğer evet, bir şey oluyorsunuz zaten. Evet. Yani olmazsanız anormal herhalde değil mi? Aslında o yollardan geçip kaybolan arkadaşların sayısı da çok fazla. Ama hakikaten amacınız varsa ve söylenileri kolay anlıyorsanız... algınız evet, ve aklınız diyorum ama. Hakikaten yani kesinlikle. Kesinlikle sizin bir... camianızda evet, zeka aynen, olmadan... Olmaz bence. Yani olmaz. Çok gerçekten zor, olmaz. Bir de gerçekten sevmek de lazım. Yani sevmek sevilmeden yapılabilecek olmak bir iş değil. Kesinlikle. Bizim işimiz birazcık enteresan. Yani ne sevgililer günü var, ne yılbaşı var. Şey, bayram, seyran. Aynı televizyonculuk gibi. Her zaman. Bazen şey gibi diyorum bizim mesleğe. İşte sizinki de biz show business, bizimki de öyle televizyonculuk. Aşk bu. Bazen nefret ediyorum. Ben bu işi bırakacağım. Ne işim var? Gidip butik açacağım diyorum. Bazen de diyorum ki ben aşığım, bırakamam, vazgeçemem, ben ölürüm diyorum. Aşkın gidiş gelişlerini yaşıyoruz. Aşk böyle bir şey zaten aynen, değil mi? Bazen nefret edersiniz. Ben şey bazen diyorum, ilk aşkım. İlk aşkım evet, vazgeçemediğimiz ilk aşkımız. İlk şarkımızı alalım mı o zaman sevgili tamam, Ezgi? Evet, tamam. Ateş Böceği ile 2019'da senin tamam, daha çok bizlerin seni tanımasına vesile olan, tabii ki, daha çok yüreğe girdiğin, kalbe girdiğin şarkıyla şöyle bir başlayalım 2019'u uğurlarken. Ondan sonra devam edelim. Süper. Buyursunlar bakalım Ateş Böceği'ne.
çekmedim mi? Şarkıdır. Bu şarkı zaten cidden Sezen Aksu'nun yazdığı belki en güzel şarkılardan bir tanesi. Dinlemekten sıkılmayacağım şarkılardan bir tanesi. 90'lar ruhu taşıyan 2010'lu şarkılar. Evet, aynen yani öyle kesinlikle. Sesin de beni yormuyor. Dinlerken böyle avaz avaz bir ses kulağımda değil. Evet, yani sesin gözünüze girsin demiyorsun. Ben ona çok dikkat ediyorum. Çünkü çok fazla şarkıcı o şekilde şarkı söyler. Tekniği öyledir veya öyle kabul göreceğini düşünebilir. Ama ben asıl teknik değil de asıl olayın duygu olduğunu düşünüyorum. Gerçekten işte bak duygu. Bağırmak hiç kolay iş değildir yani. Evet zordur da bize. Yakışmaz. Ama beni çok şuradan yoruyor dinlerken. Evet. Evet mesela ben tabii isim vermeyeyim ama doğru olmaz. Çünkü dinleyenleri sevenleri vardır. Bazı şarkılarını dinlerken kısım kapatıp dönüyor. Rahatsız oluyorum. Çok zor oluyor dinlemek. Yani beni çok yoruyor dinlemek. Neden biliyor musun? Müziğin yani o şarkının anlatacağı hikayenin fazla üstüne çıkarmışım. Ağzının üzerine çıkıyor. Evet belki. O şarkının hikayesi kadar. Şarkıyı dövmek diye solistin şarkıyı dövmesi diye bir tabiri var. Çok doğru. Şarkıdaki hikayeyi geri planda bırakan bütün şarkıcılıklar yanlıştır. Yanlıştır. İşte diyorum ya nereden ses ne kadar iyi olursa olsun fark etmez. Ekolünüz nereden geldiğiniz işte bu yüzden önemli. Belki de bunu öğretiyorlar size. Evet. Her şeyin teknik olmadığını, avaz avaz bağırmak olmadığını. İnanın bana dünyanın en güzel sesi olsun, dünyanın en güzel şarkısı olsun. Solist kelimeyi anlatmıyorsa o tüyü diken diken niye oluyor? Çünkü kesinlikle. Geçiriyor sizi. Biraz önce böyle dinlerken oldu? Şarkıyı bitirirken aynen. Hem duygulandım hem bir yerlere gittim geldim ve tüylerim diken diken oldu. Evet. Böyle kulakları çınlasın, buradan da selamlarımı göndereyim. Yıllardır dinlerken İzel'den de bıkmam. Evet. Hiç yorulmam dinlerken. Anlatır şarkıyı. Evet. Çok İzel'i de dinler. Bir daha başı alırım, bir daha sonra. Sen iyi misin ortada? Nasılsın? İyi misin? Ben Onur'a gülüyorum şu anda. Neden? Sebebini söyleyeyim mi?
Farkında değil. Shaker'la konuşuyor. Hem de şıkır 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 konuşuyor böyle. Farkında değil. Ay çok iyi. Sen iyi misin orada? Seni ben çok mutluyum. Canlı performansla sana şimdi çay kahve getirelim. Çok şey mutluyum ben. Mekan sahibisin çok dedi. Çok mekan sahibi geldi. Mekan sahibisin. Yani özeli de dinlerken evet. Dediğim gibi. Yorumcu çünkü. Yorumam. Aynı şekilde hakeza Onur'u dinlerken. Evet. Kesinlikle. Sen de böyle ben bağırıyorum. Yorumlu bir adamsındır ama... Ama, ama şarkılarının çıkış noktası evet, olduğu için doğru, o kadar güzel duruyor ki. Demişken o zaman bir evet. Şarkı da sanırım hangisiyle yapalım. Başlayalım efendim? Hangisini istersiniz? Bence yeni şarkımızı söyleyelim önce. Hadi bu senin şarkını bir sondan söyleyelim. Başa doğru çok sondan seviyorum. Başa doğru sondan gidelim. Başa doğru gidelim. İsmini alalım eğlenceli, sizden. Eğlenceliyi sona saklayalım. Tamam, bu senin şarkın diyebiliriz. Bu senin şarkın diyelim Onur Mete'den. 2020'de alkışlarla alıyoruz tabii arkadaşlar. Kameramanlar sizden alkış istiyor. Kal diyemedim sana içim gide gide. Baktım ardından gittin göz göre göre. Olmayacaktı biliyordum da bile bile. Dikeninden tutup gülü koklamadın mı? Azını mı serdim önüne kıymetinden? Ne yaptımsa yaptım aşka hürmetimden. Solmayacaktı sanıyordum da döküle döküle. Dalımdan kopup seni aklamadım mı? Önceden kalanınım, inceden yalanınım. Anladığın kadarını. Masalım ben. Dinle, bu senin şarkın. Sana yazdım her gün. Bir koca yangın azar azar sönerken. Söyle, yine mi yansın? Ben de yazdı yüreğim. Sen sevdayı kara kara boyarken. Canlı aldık.
Teşekkür ederiz. Çok söz teşekkür müzik ederiz. Kimin? Güzel, bana çok güzel şarkı. Sizin. Evet. Böyle evlenince böyle işte beste yapamıyorum, böyle üretkenliğe bitti, ben artık mahvolmuş bir adamım falan demediniz mi? Yani... Var ya öyle sanatçılar değil mi? Hani şöyle... işte böyle evlenince işte üretemiyorum. İşte acı çekmem lazım. Var öyle bir ayrılayım, şey. Geleyim. Aslında öyle bir var mı? İnsanlar da var ama hani ben biraz hayal ederek... Ha. Yapan, hani yapanlardan ne olur, illa yaşama gerek yok. Tam tersi, çok hayatımda çok büyük bir aşk yaşarken efsane ayrılık şarkıları yazmışlığım vardır yani. İşte ama hep çünkü genelde öyle ağzını sadece şey hani evet, birazcık bakıp bitse ne olur. Ha, bir acı evet çeksem ama de, bitse ne olurla girebiliyor musunuz o kafaya? Belki illa bitirmem lazım mesela. Öyle ben sanatçı olsa. Bazen bir arkadaşımın anlattığı ayrılık hikayesi bile bitse ne olur yeterince çağrıştırıyor. Bu şarkı öyle zaten. Bu senin şarkının bir arkadaşımın hikayesi. Çok üzülüyorum. Öyle bir şey anlatıyor ki mesela o kadar üzülüyorum. Ben, yani ben üretemem gibi geliyor. Yani ben mesela zaten üretemem de hani sanatçı olsam illa benim o acıyı yaşamam, iliklerime kadar hissetmem lazım ki kağıda dökebileyim, notaya dökebileyim. İnanın aslında tabii ki duyguyu evet, bulmak ya ve yakalamak zor ama aynı spor gibi düşünün. Sürekli yaptıkça, içinde ha, durdukça, evet, içinde kaldıkça, de kafayı oraya yorup çalıştırdıkça evet, birazcık hani odun olmayan abi yani tabii. Odun olmadınız belli canım. Siz hele sizin gibi duygulu insanların yazamayacağı hiçbir şey yok. Yo, valla ben yazamam. Ben yaparsınız, hissederim. Dibine kadar hissederim ama asla onu işte oraya odaklı işte olmadığınız orada fark ortaya için çıkıyor. İşte orada da ya, sanatçılık devreye giriyor. Yok güzelim aslında. Ya. Yok ya, ben bir mesaj bile yazamam. Kadına bak, odun gibi kadın. Hiç yok valla yazamam. Nereden böyle tamam hadi bitti yazarım mesela. Hiç böyle uzun uzun. Tamam hadi bitti. Tabii arkadaşıma bir gün dedim ki kulakları çınlasın. Dedim ki Allah aşkına bana bir mesaj at, adama kopyalayıp atacağım. Eyvah eyvah. Benim... Meğer sen yanında iletildi yazıyor. Eyvah. Rezil oldum adam. Ay, sıfırdan yazmak lazım. Yani ben kopyalayıp yapıştırmayayım. Evet. Ben aldım ilet dedi. Meğer sen kopyalayıp yapıştırmam gerekiyor. Tabii benim ki ömrüm geçti böyle mesajlarla. Öyle mi? Yani ben ayrılmayı bile becerim. Abi, ne olur. Ya işte ben ayrılmayı bile beceremem mesajla. Arkadaşıma yazdırdım. Onu da alıp iletince iletildi yazmış karşı taraf. Karşı taraf dedi ki sen var mı sende biraz? Başkasının mesajını bana daha mı attın dedi. Yani, değil mi? Yok öyle olmadı da işte telefonuma bir şey olmadı geldi de güncelleme geldi de diyene kadar ben yani buna dolayısıyla sanatçı kimliğim ve ruhum olmadığı için bunu hissetsem de sizler ya yani siz ayrıcalıklısınız, siz özel insanlarsınız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok tatlısınız. Mesela öyle ama yani ama inanın Kayahan bana, yani işte rahmetli Kayahan nasıl hissetti neyse evet ben belki aynı şeyi hissetti ama o kağıda dökebiliyor, ben dökemiyorum. Yani onlar evet, biraz daha tabii. Tabii onlar en üst. Evet onlar. Çok emek. Bir şarkıyla 3 yıl, 4 yıl uğraştığını bir satırla evet, biliyorum. Bir satırla, İnanılmaz bir emek. Vay, o emeğin de şeyi var. Sadece gerçekten usta olmak da yetmiyor. Çok çalışkan. İdolünüz kim? Benim Kayahan'la Sezen'dir. Bak sizdir, bilirmiş gibi Kayahan. Arkadaşlar klimayı da kapatalım. Tamam ben ısınıyorum ama kulaklarınızı pişirmeyelim. Ama yani gerçekten ben de öyle hani farklı hissederdim hep belli bir yaşa kadar. Nedense ama, tınınızı yani bak gerçi benim kulağım iyi demek ki. Hayatım Taner'de bile çok Kayahan şarkılarını söylemek. Bak hiç bilmiyordum. Sizi de hiç sahnede izlemedim. Hiç bilmiyordum Kayahan tedrisatından geçtiğiniz ve idolünüz olduğunu. Ama sizi dinlerken kulağıma bir Kayahan tınısı geldi. Vardır. Demek benim ki geçmiş. Benim gitara başlamamın sebeplerinden işte biridir o zaman Kayahan usta. Yani. Demek ki almışsınız, kapmışsınız. Sen zaten Ajda'yı tam kapmışsın yani. Onda bir tek yani Ajda değil, onda her şey var. Evet, yani her şarkıyı iyi söyler. Bir tane canlı alalım mı? Tamam alalım. Sırası geldi mi? Tamam, vakti alalım. Geldi mi? Isındık mı yeterince? Şeker sırası bende. Yeterince iyi miyiz? Taner, şimdi back vokalde şey Onur Mete. Harika olacak. Ben de burada şey işin dinleyici kısmındayım. Taner şimdiden eline sağlık. Hangisini alalım canlı? Sana bana yeterle başlayalım. Sana bana yeterle başlayalım. Bir 90'lar buradan yapalım. Buradan Ajda'nıma da sevgiler. Ajda'nıma sevgilerimizi, saygılarımızı. İlk defa çalacağız. İlk defa birlikte çalıyoruz. Siz yaparsınız evvelallah. Çok keyifli olacak. Evet. Hadi bakalım buyursunlar. 3, 2, 1. La 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 la. Artar bile dünya, nedir bitmeyen kavga, anlaşsak aramızda iyi.
İkimiz aynı yolda, varlıkta ve yoklukta. Paylaşırsak her şeyi, senin olur benim olan da. Lay 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 lay. Artar bile dünya, nedir bitmeyen kavga, anlaşsak aramızda. İkimiz aynı yolda, varlıkta ve yoklukta. Paylaşırsak her şeyi, senin olur benim olan da. Lay 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 lay. Artar bile dünya, nedir bitmeyen kavga, anlaşsak aramızda. İkimiz aynı yolda, varlıkta ve yoklukta. Paylaşırsak her şeyi, senin olur benim. Ajda ekolü. Yani evet. Şimdi senin de böyle o edalarında bir böyle bir nidalarında aralarda böyle bir çalışa çalışa artık onunla. Yani dinleye dinleye çalışa çalışa. İnanılmaz nameleri bana geçti ya. 90'lar çok güzel ya. Evet. Ben dinlerken çok keyif alıyorum. Evet. Tamam elbette yeni şarkılardan da çok keyif alarak dinlediğim şarkılar elbette var ama şunlardaki az gençliğimizi mi özlüyoruz? Bu şarkıları mı özlüyoruz sence? Bence şarkılarda çok büyük duygu var. Öyle mi? İçinde evet. Yaşarken ne olduğunun farkında değilmişiz. Ben öyle mi? Ya söylüyorum. Ne güzel bir şey söylediniz gerçekten, ya. Yani o zaten öyleymiş her şey. Neyi kaybettik acaba biz? Vallahi benim bu konuda söylediğim, gözlemlediğim tek bir şey var naçizane. Şuradan yola çıkıyorum. Birinin elini tutmak bile büyük mevzuydu bizim çocukluğumuzda. Ya, onu kaybettik işte. Evet. Öyle düşünüyorum. Evet. O hikayeler değişip de her şey elinizin altında sevgi olunca yazanlar çizenler de aynı şekilde yani o hani çok ana başlığı duygudur belki ama duygu. Yani her şey çok kalbin, ulaşılabilir yani o kalbin da. Heyecanının bizim için eskisi gibi bir evet. Anlamı kalmadı. Ne bileyim evet. Kaya'nın Sezen Aksu'nun bir albümü çıktığı zaman biz dört gözle ne zaman çıkıyor diye beklerdik. 3 sene marş olurdu, kartonetler okunurdu. Evet. Fıstık gibi aranjeler vardı. Evet, o unisonlar evet. Çıkarılırdı gitarlarla, klavyelerle neyse artık kim ne çalıyorsa Taner ya. Gülümsüyor yaşadığı için bunları. Yani onlar sanki yazanlar, çizenler de, üretenler de, biz de belki hatta kendimi de koyuyorum içine. Birazcık akışta bir yerde bir kaçırdık bir doz kaçtı ya. O gerçeklikten birazcık uzaklaştı. Şimdi, çünkü yaşanan şeyler de eskisi kadar gerçek değil. Gerçek olmadığı gibi şimdi mesela son yıllarda özellikle Demet Akalın'ın şarkılarıyla başlayan hiç de sevmediğim bir Türkçe'ye yerleşmiş bir kelime işte bu giderli şarkı.
Bu bizi duygulardan mı uzaklaştırdı? Giderli şarkı, hı-hı, gelirsen gel, gelmezsen gelme, ararsan ara, aramazsan arama. İşte Gökhan Özen'in öyle bir şarkılar var mesela. Ya sadece o değil aslında. Onun rüzgarı, hayır, binlerce onun kişi rüzgarı yani. Tabii ki sadece kadın şarkıyı yapıyor. Aslında orada ben Demet'e yakıştırıyorum. Da. Evet, Demet'e bu arada yakışıyor. Süper yakışıyor. Yani gerçekten. Herkes yapmaya çalışıyor. Ayrıca da olmadı. Bundan başkasını da kızmasın bana ama yapamaz zaten. Kadının ruhu bu zaten. Harika, aynen, üzerine oturdu. Sezen'de az mı giderli şarkı var? Bir şey söyleyeceğim. Yani evet, arabeskin kralı da var hatta. İşte o kemanlar bilmem neler, Sezen Hanım'da hepsi var ama şimdi Demet Akalın bence slow şarkılarda da giderli, hı hı, kadın ve yakışıyor, gerçekten çünkü yakışıyor. Gerçek, gerçek. Evet, gerçek. Bravo. Çünkü kendini yaşıyor. Evet. Ama işte böyle böyle bunlar bize dinletile dinletile. Biz o zaman işte onda var da sende yoksa gönül zengin aldırma. Evet. Tadını ve lezzetini kaybettik. Evet, evet. Ben de şey düşünüyorum yani ya, kayıp mevzu hakikaten benim çok ilgi alanıma giren, evet, bir mevzu. Evet, benim de giriyor. Çünkü özellikle yeni şarkı yaparken şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Soundlu olsun, evet, yeni tipte olsun, biraz rap trap olabilir. Ya şimdi tabii öyle rap, bir şey değil ki bu, gibi. Öyle bir şey değil. Ben yani dün akşam bile, ben her günüm bu mevzuyla geçiyor. Yani biriyle konuşurken değil, sadece içimde de, şarkı yazarken de. Şimdi ben 90'ları çok seven, evet, resmen orayı böyle yemiş, sindirememiş hala böyle içinde tutan birisiyim. Aynen, yemiş sindirememiş, daha hala oradayım ve ben aslında o tarz şarkılar yapmak istiyorum. Çünkü benim orayla ruhum çok güzel ama eşleşiyor. Ama tutmaz diye mi korkuyorsun? Yok, ben korkmuyorum. Ben ne? Gerçekten endişe de zaten o ticari bir hiç şey hayatım. Hiç endişem yok. Yarım Sevda zaten bayağı 90'lar bir şarkıdır aslında. Ateş Böceği keza Sezen'in 90'lar havasında yazdığı bir şarkı. Yine ben o tarz bir şeyi belki günümüz sounduna uydurarak yapma planındayım. Ama insanlar genel baktığınızda öyle değil. İşte şimdi tek kişi, iki kişi, üç kişi bir şeyler yapmaya çalışabiliyorsunuz ama genel hava başka bir yere gitti. Bu sadece Demet Akalın'la da değil aslında bence sınırlı. Bu yeni dünyanın yani sosyal medyanın büyümesiyle sosyal medya. Sosyal medyanın hep buraya açılması ama. Yani evet, Facebook'la başlıyor aslında. Yani. Türkiye'de Facebook'la başlıyor. İnsanların birbirine kolay ulaşabilmesiyle bir kere starlara, bizim dönemimizde siz starı göremezdiniz ya. Bırak şimdi bize mesaj atıyorlar, küfürlü yorumlar yapıyorlar. Siz o stara yani ömür boyu mektup atıp da mektubun cevabını beklerdiniz ki gelsin. Rocks'tan ben mektup cevabı beklerdim. Rocks müzikten yani düşün. Yani o yüzden bir starlık kavramı vardı. Bir mesafe ve saygı duruşu. Ne güzel. Şimdi o yok. Çok ulaşılabilir. Şimdi şöyle bir yorum yapabiliyor. Sen fikrini sormadan senin kıyafetinle, müziğinle, aranjanla ilgili rezalet yorumlar yapabiliyor. Sen bu hakkı nerede buluyorsun? Ben şimdi buna sormak istiyorum bu kişiye. Sen bu hakkı nereden buluyorsun? Aslında işte sen o hesabı kullanarak senden buluyor. Biz hepimiz, yani, hepimiz biraz kavgacılığa yani ve çamurat izi şarkı kalsın. Evet, evet, yani gerçekten. Beğenmedim diye bir cümle var, onu yaz. Ay ya hakikaten. Evet. Şimdi oraya bir beğenmek emek bir zorunda değil, sevmek zorunda değil, evet, asla. Evet, ama hani sanki düşüncesi sorulmuş gibi ya da berbat bir aracı falan. Hakir bir dille bir de yani. Evet, evet. Şey yani yazılıyor. Ya 2019'da evet, şimdi hani gerçek sınırlar aşıldı. Şimdi özgürlük başka bir şey. Senin alanına müdahale ettiğim an benim, evet, özgürlüğüm biter aslında. Tabii ki. Şimdi ben Taner'in şu alanına müdahale, bak şuna böyle değdiğim an ona, tabii onun ki özgürlüğüne müdahale etmiş. Aynen olurum öyle. Artık o onun gitarı, o onun sanatı. Ben bu mesafede kalmak zorundayım. O size desin, abi sen de çalar mısın? O başka, çalamam derim. Yani. Çalamam derim. Ama şimdi bu kadar da yani sosyal medya 2019'da bak hani bir yılı geride bırakıyoruz. Ne olur ya, rica edeceğiz ya. 2020'de biraz daha hoşgörülü, saygılı. Gerçekten şu sosyal medyada bazen bakmaya ne yazdılar acaba derken tereddüt ediyorum. Korkuyorum. Hı hı. Evet. Bir de o çekirdek aile yıkıldı. Evet, bravo. Onun da çok, evet, etkisi var. Yani evet, anne, evet, baba, çocuk, aynen, üçlüsünün birbirinin üzerindeki etkileşimi o kadar değişti ki. Evet. Hani biz babamızın gözünün içine bakardık hani kızıyor mu diye. Hı hı. Şu an bir baba anne kızmış falan. Öyle bir şey yok. Maalesef umurlarında değil. Yani o şeyi kaçırdık biz. Ya bu mevzu sadece bir kişinin hakikaten. Çocuklar hemen sokakta artık 90'ların evde yaşamıyor. 90'ların müziğini özlemekten bak nereye geçti. Bayramda hatırlayın, evet, ya evet, 10 evet, sene yok daha hemen gidilirdi, aynen, aile büyüklerine. Şimdi, doğru, mesajla bayram kutluyoruz. Evet. Yani doğru, şey değişti. Dur yani.
toplumun tekstürü değişti. Sadece kimyası müzik değil. Değişti, toplumun kimyası değişti. Ne yapalım için... peki? Ne yapmalıyız? Şimdi mesela? Ama şöyle bir şey var. Bununla da ilgili benim hemen bir fikrim var. Yani söylemek istediğim bir şeyler çok var bu konuyla ilgili. Bence herkes bildiğini ve iyi hissettiği şeyi yapmaya devam etmeli. Bir şekilde zor da olsa. Çünkü onun başka türlü bir çıkış noktası yok. Büyük bir akımda başka bir yere gidiyor şu an müzikte. Çok başka bir noktaya gidiliyor. Hani belki de çok geri zor döndürülecek bir nokta. Fakat tarih tekerrürden ibarettir. Dolayısıyla bu insanlar müziği, müzik ölümde de doğumda da var. Çok evet. ilginç bir şeydir evet. müzik. Müziksiz evet. bir insan, bir canlı yaşayamaz. Dolayısıyla o duyguya zaten ihtiyaç duyacak. Duyguya eninde sonunda dönüş olacağı için ne olduğuna bakmayınız, içinizden evet, geleni yapınız diyorum ben herkese. Buraya yolda gelirken mesela kulaklığımı takıyorum yolda gelirken. Bakın dinlediğim müziklerin hepsi 90'ların. Yani sahnede? Sahnede şu an. Sahnede son 15 yıldır çaldığımız bir şarkı var mı? Bir iki tane belki. Bağdat'tır. Çok bir iki tane. Bağdat'tır. Geçmez. O da çok insanların kalbine yerleşti. Gerçekten çok istek alan bir onun dışında inanın. Ezberlemiyor bile insanlar. Ezberlemiyor zaten aklımda kalmıyor. Zaten. Nakaratı kalıyor belki. O da bir ay sonra falan yani... çıkıyor ama aklımızda kalan Onur Mete şarkıları var. Bir tane tabii. dinleyelim. Olur seve, mu? Seve, şimdi seve, hangisi seve. Efendim sıradaki şarkımız o zaman, olsun? O zaman Şehrazat'tan bahsetmişken evet, çok küçük evet. bir şey daha söylemek lütfen istiyorum buyurunuz. Bu arada deminki sohbetin üstüne. Biraz da mış gibi yapma sıkıntısı var. Şimdi rap yeni gündemde. Evet. Herkes soruyor bana da işte rap yapar mısın bilmem. Yapar mısın? Hadi sormuş olayım. Ay niye yani? Şimdi rap dediğimiz mevzu bir kere çok ciddi bir altyapı, bir kültür. Tabii. Orayı yazabilmek yani müzikal yeteneğin dışında o kültürü yaşamak. O kültürü ilgili. Hazmetmiş, nüfuz etmiş. Ben şimdi 90'larla ilgili herhangi bir repertuarda evet ben iyi yaparım veya iyi tavsiye verebilirim genç arkadaşlarıma. Çünkü orada hamurum yoğruldu benim ve evet. orayla büyüdüm. Hakimim. Yani evet. bizim problemimiz bence ülkedeki en büyük problemimiz herkesin her şeyi bilip herkesin evet. her şeyi yapmaya kalkması. Kesinlikle. Her meslekte. Sadece müzik değil. Geçen sadece tiyatro değil. Sadece şunu öğütle yani. O kadar güzel bir şey söyledin ki olmak için bir ömür gereken mesleklerinizi biyolarınıza leblebi çekirdek gibi yazıyorsunuz. Evet. Aynen öyle. Herkes psikolog. Herkes founder, bilmem ne, söz yazarı, besteci, gerçekten herkes yani herkes modacı, herkes blogger, herkes müzisyen, herkes TV presenter. Ama altın ne kadar dolu? Yok değil, nerede TV presentersin arkadaşım? Hangi TV'de görmedim, izlemedim, bilmiyorum, haberim yok. Ama presenter yani evet. Meselemiz bu. Belki de. Yani evet. altını doldurmadan bir şeyi, evet. bir şey bir furya tuttuğu anda, herhangi bir şey böyle ilgi gördüğü anda... Evet. Bir ya rant için ya işte beğenilmek arzusu egosu evet, için. Evet. Ya herkesin bir içeriye dönüp önce o egoları birazcık bastırması. Temizleyip kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? Çok iyi. Oralara böyle bir sakinleştirip egolardan devam ederiz o zaman heyecanlı, ya. Sanatçı egosundan devam ederiz ama önce şu şarkıyı bir alayım. Lütfen. Allah bütün seven kalpleri adaletsiz yerlerden korusun diye. İnşallah. Amin. Amin. Canımı aldı.
ablam. Gözümün içine baka baka durma toplan. Aşkımız tarih yazıyor şu an. Yaşayan bilir ah durma toplan. Sormam ne diye sorayım ah belli ki tamam. Yak ne kaldıysa anılarda. Lanet olsun bir vurdun daha. Acımasızca aşk vurdu bana. Canımı aldı can evimden. Sonumu yazdı elleriyle. Canımı aldı can evimden. Bir ara vereceğiz. Allah adaletsiz yarlardan hepimizi korusun diyerek çok kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından sohbetimiz, şarkılarımız kaldığı yerden tüm hızıyla ve enerjisiyle devam edecek. Koca bir 365 günü geride bırakacağız. Yepyeni bir yıla, yepyeni umutlarla gireceğiz. Şahane insanlarla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Onur Mete ve Ezgi Ayçe, tabii ki mekanın sahibi. Taner de burada gitarıyla. Araya gitmeden önce bir dönemin en efsane şarkılarından birini dinlemiştik Onur Mete'den. Ağzınıza sağlık efendim. Zannediyorum bazı arkadaşlarda özel yeri var. Sadece senin değil de biraz önce şöyle anneme, araya babama gittim. Selam söylüyorum ama. Annene babana selam söylüyorsun. Bize biraz önce de rejiye gittim. Rejideki arkadaşların da gerçekten selamı var. Bütün sağ emekçi olsun, arkadaşlarımızın. Dediler ki bu şarkının bizde yeri var. Evet. Bu şarkıcının bizde yeri var. Bu sanatçının bizde yeri var. Çok herkesin güzel. Hayatına ne bir mutlu. Değmişsin. Bir ne dokunmuşsun. İnşallah 2020. Evet ne mutlu sana. Yani 20 sene önce çıkıp da bugün hala muteber dediğimiz, saygı gören, şöyle bir haber kanalında, ciddi bir haber kanalında karşımıza alıp konuşabileceğimiz çok da fazla kişi değilsiniz. Çok, özür çok dilerim. Ayırsın. Çok teşekkür ederim. Değilsiniz yani. Ama yani bu çok, sizin çok, sektörünüzün çok, ayıbı. Çok minnettar hissediyorum gerçekten. Çünkü hele böyle bir her şeyin hızlandığı bir dönemde 8 yıl gibi bir süre albüm yapmayıp sonra tekrar bir şarkıyla buluştuğumuzda bir kişinin bile kötü bir şey söylememesi i̇şte ve herkesin önemli. Alkışlaması beni çok mutlu etti gerçekten. Derler ya hep şöhretiniz piyondur, şerefiniz şah. Evet. Siz onu güzel bir siz yere taşımışsınız gerçekten. Ne mutlu çok size. Bugün sizle böyle bir günde, özel bir günde birlikte olduğum için ben şahsen gerçekten çok keyif alıyorum. Ben keyif mutluyum. Alarak yaptığım her işinde iyi dönüşler getireceğini hep bilirim bir yayıncı olarak.
şık güzelliğe bak ya, kadın karşında böyle şıkır şıkır oturuyor. Böyle gözlerinin içine mi giriyor? O da şıkır. Bak gerçekten yani inanın kamera onu göstermiyorken böyle durmuyor. Kamera onu göstermiyorken de kadın mutlu. Yani sadece kamerayı oynayanlardan kamera onu seçtiğinde... Oynama diye bir şey yok bende. Ben evet, kamera onu seçtiğinde yani. Gülenlerden, gülümseyenlerden değil. Gerçekten. Yok. İçmeden yaşıyor. Evet, yani. İçmeden. Yani, hakikaten ben ne içmeden kafası sana. Güzel tipler var ya onlardan. Ne kadar güzel ya. O yüzden içmiyorum bu arada. Nereye bakmam gerekiyor? Ne kadar güzel kamera. Hani sigara, içki içmiyorum dedim ya. İçmiyorum çünkü gerek yok. Ha, gerek yok. Kafam hep iyi. Ne yapayım? Yani... Gerçekten kendime zor geliyorum bazen. Vallahi evde harika. Annem babamı bir güldürüyorum. Ay ne güzel. Yerlere yatıyorlar. Gerçekten bana şey diyor. Yani sen normal değilsin ama biz seviyoruz bu halini. Ya zaten bu meslekleri yapıp hangimiz normal normaliz ki? Bizim rejide bir tane normal arkadaş yok. Yani normalim diye mi hemen kumaramaya gidiyor? Aynen kesinlikle. Evet, mesela bizim sevgili İlker Koç da geldi. Çok sevgili spiker arkadaşımız. Normal. Normal mı? Önde gideni ama normalin önde gideni. Tamam, bu kadar güzel bir şey misin? Teşekkür ederim. Ne güzel, iyi ki bizi bir araya getirdin. İlker de inşallah bu çatı altında olmasını ümit ettiğimiz i̇nşallah. İnsanlardan bu bir tanesi. Bir şey çok başarılı bir televizyoncu. Onur benim yani çok benim için çok özel bir müzisyen. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Evet. Şarkıları, besteciliği, şarkıcılığı özellikle çok böyle her anlamda tanışmadan önce ben onu zaten yıllar önce takip ediyordum ve hayranlık duyuyordum kendisine. Sonra tanıştım, birlikte güzel. Sahneler yapma şerefine eriştim. Hakikaten iyi ki varsın. Hayran olduğunuz insanlarla iş yapmak canım. Güzeldir değil mi? Yani gerçekten çok ya şanslıyım. Ya çok büyük hayal kırıklığına uğrarsınız, ya bu muymuş dersiniz. Mesela benim de televizyonculuk hayatımda çok birlikte çalışmak isteyip tanıştığım an ya bu muymuş dediğim kişilerde oldu olmadı tabii, diyeceğim. Oluyor. Ama inşallah çalışırım deyip İyi ki çalışmışım dediklerim de oldu. Ya ben hayal edemezdim. Hayal edemezdim. Hayal edemediğim insanlarla olsun. Hayalet ya. Onlardan hayal edemezsin. Yani. Evet. Çünkü Onur hakikaten ben onun şarkısıyla bayağı dediğim gibi yani bir yazı devirdim. Ha, sen bir aşkı devirmişsin. Yazı devirsin. O yavru bir aşkı devirsin. Sen aşkı görmüşsün. O duvarlık var. Neyse toprağı bol olsun. Yeni aşklara inşallah. 2020'de evet, inşallah böyle diyorum. Hepimizin böyle bütün stüdyoda rejide ki bekar arkadaşlarımın da tez vakitte özellikle inşallah, inşallah ilk evriminde Taner'e versek ne olur? Evet, o daha önce evrilmiş zaten yani. Ben tadını aldım. Evet. Sevgili Onur Mete ile ilgili ben de bir şey söylemek istiyorum. Yani dostluğumuzun ötesinde hep yüzüne de söylüyorum. Onur'un kıymetini müzisyenler daha iyi bilir. Çok iyi bilir. Aslında. Evet. Yani müzisyenler daha iyi bilir. Evet. Sevgili halkımız da çok iyi biliyor ama biz daha bir başka en bakarız yani. En çok müzisyenler yani. Bilir. Yani aynen, iyi aynen. Müzisyenim, iyi müzisyen anlar. Halk belki çok, bir noktada işin... Çok iyi bir müzisyen. Yani çok. Şeyini kavrayamayabilir, tekniğini ya da verdiği emeği tam olarak farkına varamayabilir ama ben her değerin bir gün gerçek yerini kesinlikle bulacağını düşünüyorum. Senin sesinin de mesela öyle olacağını düşünüyorum. İnşallah şimdi ya. Senin böyle canlı canlı sesinden hadi bir tane daha alalım hadi mı, dinleyelim mi? Tamam. Hadi. 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 Değişiklik yapalım. Evet. Ben rahatsızlığından söyleyeyim. Ben bari gitar çalayım. Ha, o zaman evet. DJ ara yani. Burada böyle oturma. Ben de okaya o zaman onun haliyi böyle alalım. Ben de güzel bir kızın yanından kalkıp başlayayım. Sen Shaker buyurun efendim. Hoş geldiniz. O zaman Shaker sen de. Evet. Hangisini alıyoruz? Sevgili Sezen Aksu'nun. Evet. Seni istiyorum. Seni istiyorum. Buyursunlar. Dün bütün gece seni düşündüm yanarak. Bir an geldi ki zannettim kalbim duracak. Ellerim tutuştu hasretini okşayarak. Nasıl istedim, istedim deliler gibi. Sayıkladım hep sıcak sıcak nefesini. Gel ne olursun, gel son defa sev beni. Gel, sarıl bana, sarıl seni istiyorum. Gel, neden bilmem özlüyorum ellerini. Ver, yok, yalan değil artık inkar etmiyorum. Yeter, hatta belki seviyorum. Gece gel yarın, istersen yine git.
Hatta ne ut ne varsa verdiğin altıra yüreğim. Eve kokun siner, duvarlara sesin. Hatta unut sen dün gece neredeydin, kimle seviştin. Bu gece gel yarın, istersen yine git. Hatta unut ne varsa verdiğin altıra öyle git. Eve kokun siner, duvarlara sesin. Hatta unut sen dün gece neredeydin, kimle seviştin. La 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 la. Dün bütün gece seni düşündüm yanarak, bir an geldi ki zannettim kalbim duracak. Ellerim tutuştu hasretini okşayarak. Nasıl istedim, istedim deliler gibi. Sayıkladım hep sıcak sıcak nefesini. Gel ne olursun, gel son defa sev beni. Hatta unut sen dün gece neredeydin, kimle seviştin. Bu gece gel yarın, istersen yine git. Hatta unut ne varsa verdiğin al götür öyle git. Eve kokun siner, duvarlara sesin. Hatta unut sen dün gece neredeydin. Hadi bir daha. Bu gece gel yarın, istersen yine git. Hatta unut ne varsa verdiğin al götür öyle git. Eve kokun siner, duvarlara sesin. Hatta unut sen dün gece neredeydin, kimle seviştin. Ağzınıza sağlık efendim. Panercim. Sezen Aksu'dan böyle değdik geçtik bir esinti evet. yaptık. Evet. Allah Sezen Aksu'yu, Allah Ajda Pekkan'ı, tabii ki Muazzez Abacı'yı. Asla. Tabii ki isimlerini unutmak istemem. Hakikaten uzun ömür nasip etsin ve başımızdan eksik etmesin. Aynen. Onlar yaşasın ki biz böyle güzel besteleri dinlemeye devam edelim. Güzel şarkıları onların sesinden dinlemeye devam edelim. Kesinlikle. Senin idolün kümde? Ajda mıydı? Tabii Ajda Hanım. Birçok özelliğiyle hakikaten idolümdür. Onun dışında yine Tarkan'ı da beğenirim. Duruşuyla. Polemiksizliğiyle beğenirim. Ama benim biraz daha internasyonel idollerim var. Öyle mi? Kim evet. Mesela? Beyoncé mesela. Ya benim. Ya çok klişe evet biliyorum ama onu sevme nedenlerim biraz farklı. Şöyle ki bir kere çok çalışkan bir kadın. Yani sadece şarkıcı, dansçı, performer olmasının yanı sıra çok çalışkan. O çalışkanlık her şarkıcıda yok. Bazen kariyerin bazı yerlerinde dağılıyor şarkıcılar. Hayatları da dağılıyor. O hiçbir zaman dağılmıyor. O çalışkanlığı beni çok ilham veriyor bana hakikaten. Güzel. Michael Jackson. Ama mesela bir Whitney Houston. Whitney sesi Houston. Kulağımızda sanki böyle onu diyecektim. Kaldı ve yani işte kaldıramadı mı belki de? Yani, o şöhreti yaşamak da mı zor? Ya yani, şimdi onların... Senin kafayı yaşamak da mı zor mesela? Ya ben, benim şansım şu. Ben gerçekten ek bir şey almadan bu evet. kafada oluyorum. Allah da olmuyor. Evet. Ama Whitney şöyle, Whitney'in hayatını izlediniz mi bilmiyorum. Ben bir biyografi hastası olduğum için. İzlemedim ama Whitney, duydum evet. Whitney zaten çocukken evde başlıyor drag. Konusuna. Ailenin içinde dönen. Yani onların kültür, siyahi kültürün içinde var zaten. Uyuşturucudan bahsediyoruz bu arada. Yani. Olması. Yani sürekli alınması ve bunun bayağı normal bir şekilde olması. Oradan başlayınca üzerine sevgisizlikler, aldatılmalar, aile aşırı disiplini ne dayanamıyor. Bu arada idolümdür.
aynı şekilde George Michael. Bu özellikle isimler göçtüğünde ben kendimi kaybetmiştim zaten. Öyle mi? Hala tabii. İnanamıyorum. Kendimi kaybetmiştim. Hala inanamıyorum. Yani evet. olmadıklarını ben de aklım inanamıyorum. Almıyor. O kadar onlarla evet. büyüdük özellikle ki. George Michael'ın sesi sanki böyle zaten adam yaşarken bile cennetten şarkı söylüyor gibi söyler o. Böyle garip bir şarkıcılığı vardır. Mahveder yani seni. Öyle bir şarkı söyler. Ya, o adam bana göre hala var bir yerlerde yani. Sanatçı egonuz var mı? Hanımlar. Yok yok ben sana sordum. Sen daha eskisin şimdi o genç. Tamam bence. Bir senden bir sorayım bakayım. Var yani mı ego kendi kendine insanın yorum yapabileceği bir yer değil diye düşünüyorum. İlla ki bir yerlerde o egonun incinmişliği veya çıkmışlığı, inmişliği olur, sabit durabilen bir şey değil. Ama hani o tevazuyu korumayı aileden gördüğüm için başarabildim sanıyorum. Tevazuyla başlar iş, egosuzluk diye düşünüyorum. Hatta ben çevremden, eşimden, dostumdan, ailemden biraz fazla gereksiz altı görünüşüm gibi. Ya evet, onun da fazlası, her şeyin fazlası zarar işte. Yani... Ama hani bulmuş gibi yapmadığım bir konu benim. Gerçekten ruhum öyle, kalbim de öyle. Burçlarınız ne bu arada? Benim yengeç. Ay ay siz yengeç. Yengeç sende bir sanatçı duygusallığı falan filan her şey var. Mesela diyorum ya kafam. Yani o kız beğeniliyor görünüyor ama çok hassas bir kız. Tabii yengeçler hem duygusaldır. Ben böyle çok gülerim bildiririm yerlere yatırım eve gidince akşam. Çok evde. Kırılgan bir yapısı da olabilir değil çok mi? Çok kırılgandır. Yani. Çok güçlü gözükürüm. Yalnız bu yıl yengeçlerin yılı olacakmış aslında. Bu arada. Evet ben de öyle 2020. Yengeçlerin şansın inşallah böyle tavan yapsın bol olsun inşallah. Yay da böyle dışa dönüktür, eğlencelidir ama evet tevazu sahibidir. Hiçbir zaman bir yayı saçmalarken sapıtmış egodan ölüyorken göremezsiniz. Yani yay kendinden... Emindir, rahattır ve şey bir burçtur yani. Evet yaptık, yaparız, yine oldu, yine yaparız bir şekilde falan. Olur. Bir şekilde olur evet. Yay rahattır cool yani. Yay rahattır. Yay da cool vardır evet. Yani benim kız kardeşim de yay mesela. Evet gayet Aralık ayı, 12 Aralık o da. O da kendinden böyle gayet emindir. Oldu, yaptık, yine yaparız ya. Sorun değil yani olur. Sıkma canını, hani geçer. Şey altın kelebek alıyor, aldık alırız, yine alırız falan. Böyle o da benimle aynı mesleği yapıyor. Gayet rahattır yani. Evet, tanıyorsunuz hadi. O zaman buradan kardeş cezime de sevgilerimi. Aa bak Onur da selamı var. Bebişini büyütüyor şimdi o da. Bir sakatlık geçirdi kız kardeşim. Çok ayak parmaklarını kırdı merdivenlerden düştü. Nazar Allah hepimizi nazardan gözden, kem gözden, kötü enerjiden, kötü insanlardan korusun lütfen 2020 evet, yılında. Kesin. Lütfen yani. Gerçekten yani bizim kameraman şöyle bir baktım. Hayırdır? Seni de mi? Güzel enerjiler, güzel yerlerde buluştuğum İnşallah. Bir yıl olsun. O zaman 2020. Onur Mete'yi bir kez daha alalım efendim. Alkışlarla. Şarkısını dinleyelim. Hangi şarkımız gelsin? Yazın coverladığımız Hadi çocuklarının nazlanması gelsin. Haydi mesela. Bakalım gelsin dinleyelim Onur Mete'den nazlan. Yine aylar var, geceler sensiz. Gözüm yollarda, ben çaresiz. Sensiz ahlarda, ah günahlarda. Sevgiye hasret, feryatlarda. Hadi gel yapma ne olur. Bu ne hırsa yine ne gurur. Ayrılık seni de vurur, beni de geceler sen.
klip çok güzel. Beyazlar, siyahlar. Çok. Ablamız çok güzel. Abla çok başarılı. Abla başarılı. Abla başarılı. Çok bir şey söyleyeceğim. Ne kadar güzel. Arkadaşlar klip biraz arkada kalsın. Biraz Onur Mete'den alalım. Ya bir şey söyleyeyim. 90'ları yapın ya. Dönün, dolaşın, coverlayın. Vallahi çok güzel ya. Güzel. Keyif alıyorum ya. Kesinlikle. Şarkı bitmesin istiyorum. Klip ve çok başarılı. Klip çok başarılı olmuş. Kim sevgili çekti? Sevgili Müjdat. Benel'le Müjdat. Müjdat Kupsi mi? Evet. Ama onlar bu işin felaket bu süper şey ya. O kadar ki. Yani bu çocukların yaşı genç. Yani ben sosyal medyadan takip ediyorum ikisini de ama ne kadar güzel işler çıkarıyorlar. Ne güzel gözleri var. Selamlarımızı iletelim buradan Benel'le Müjdat'a. Çok selam söyle. Çok başarılılar. Çok gerçekten. Fresh bir iş yani. Çok fresh iş yapmışlar. Bir şey söyleyeceğim. Zaten genç duruyorsun da kliple daha da böyle bir genç durmuşsun. Yani böyle bir... Styling. Bir... Benel sağ olsun. Ya, evet. Benel güzel styling yapmış. Eli değmiş çok, ikisinin de. Çok güzel olmuş. Çok evet. Vardır bende. Hani bir konuştuk. Hep Müjdat bana bir mesaj attı. Ne yapıyorsun? Yeni bir şey yapmayacak mısın? Bu sene şarkın çok güzel oldu. İşte yaza böyle böyle bir cover yapıyoruz. Hadi benim de bir Onur Mete klibim olsun artık dedi. Vardı da aklımda bu arada. Ne güzel. Sadece yaz işi evet. Olduğu için benden çünkü çok yaz eğlence çıkmadığı için normalde daha böyle öyle, romantik adam. Da evet. 20 yıldır bir dostluğumuz var. Çok birbirimizin evlerinde genç kalmıştık. Genç dedim ama ben onlara daha genç Müjdat duruyorlar. Müjdat bana bir herhalde bir 5-6 yaş küçük ben. Ha küçük, daha küçük evet. Gençler bana göre çok gençler, daha gençler. Tabii ama yani. Enerjilerini ben inanılmaz normal işler hayatta yapıyorlar. Bile evet. Çok çocukların zaten. Gözleri inanılmaz iyi yani. Tamam olsun dedim. Nasıl bir şey düşünüyorsun? Dedim. Bitti klip. Ben hayal ettim bile dedi. Aranjeyi dinlediğinde. Ben hiçbir şey sormadım. Aa, çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Sağ gerçekten iki hepinizin eline sağlık. Senin sesine güzel sağlık. Gerçekten 90'lar güzel. Gerçekten keyifli. Dinlediğimiz zaman işte o Aşkın Nur Yengi'nin o elinde şişe, şişeyle. Ağzında şişeyle. Şarkının orijinalinde bu arada Aşkın Hanım sağ olsun çok yoğun bir zamanında beni kırmadı. Bak bunlar star güzel. Bak ne kadar çaldım, ne kadar güzel. Sample'ladık üstüne. Aa, tekrar yaptı Aşkın geldi, Hanım. Bak işte bunlar, bunlar sanatçı. Bunlar bravo. Aslında büyük isimler. Boşuna olmuyorlar. Bakın vakit ayırıyor. Yine evet. Gelip ve hepsi hani, onunla özdeşleşmiş çok bir şey. Çok severim bu arada. Gıyaben de birbirimizi biliriz ama hani böyle bir teşekkür mesaimiz beraber bir zaman geçirmişimiz çok fazla olmamasına rağmen. Ve gerçekten ona rağmen de yoğun işte. Olduğu bir hani evet, çok yakın dost olursunuz gelir. Ne güzel. Ayrıdır ama hani böyle bir yani zamanda. Yani böyle Allah bütün sanatçılara verdiği sözü tutmayı, vaktinde stüdyoda olmayı, zırt pırt bahanelerle işi geciktirmemeyi nasip etsin. Yani çok var. Amin. Sizle ilgisi yok. Bu işin bir mazisi var galiba. Çok amin. Söyle, neyse işte. Maziye bir bakalım neler neler bıraktık. Yani işte bakınız gerçek sanatçılar olması gereken gün ve saatte oluyorlar ve bakın şimdi Aşkın Nur Yengi için ne kadar güzel bir şey söylüyor. Keşke herkes için aynı şeyi söyleyebilsek ama maalesef herkes aynı disiplinde ve iş ahlakında olamayabiliyor. Burayı kesmeyin gebertirim. Ben gerçekten 2020'de hem akıl ve ruh sağlığımızı koruyabildiğimiz. Evet inşallah. Hem de gerçekten mış gibi yapmadan herkes neyse o. Evet, zaten inşallah. Her insan aslında insan olağanüstü bir makine. Evet. Hiçbirimiz bir kendimizin yeteri kadar bence farkında değiliz. Demin siz söylediniz ya ben bu arada gitar çalarken baktım çok da güzel şarkı söylüyorsunuz. Ben. Çok net söylüyorum. Hiç de bir öyle intibat olsun diye yapacak biri değilim. Gerçekten yani. Ben gayet orada vokal olsun. Aa, gerçekten sesiniz. Teşekkür hani ederim. Hani banyoda söylüyorum ben anlıyorum ama güzel sesiniz. Yok yani belki o an havaya girmişimdir Ezgi'nin yani sesiyle teşekkür ederim. İnsan vücudu hani doğru yönetildiği zaman yapamayacağı, başaramayacağı hiçbir şey yok. Evet. Ben hep soruyorlar bana abi ne yapabiliriz falan hani bir şeyler yapmak istiyorum müziği çok seviyorum falan. İnanın o donanmış bir şekilde aslında buraya biz dünyaya geliyoruz. Sadece onu işlemek, çok orada vakit geçirmek, çok oraya odaklanmak, orada çok emek, kilometre yapmak çok emek, çok emek, şey. Emek değil çok emek. Ya müzik bir evet. iş değil. Yok müzik yok bir müzik asla mi? Müzik çok müzik başka bir şey. Bir yani iş olarak bakan. Hepiniz benim için çok işte. Özelsiniz çok ama herkes işte yani müzisyen olmak başka ama sanatçı olmak yani o ahlakı, o sanatçı yani sadece star da değil sanatçı beni temsil ediyor. Benim yapamadığımı yapmış, benim içimden gelemeyenleri o kağıda dökebilmiş, hem ses verebilmiş, ruh verebilmiş sanat, evet yani önemli olan
o kimliğe oturabilmeniz inşallah yolunuz daha böyle 2020'de değil, amin, 2030'da da böyle notalarla kesilsin inşallah. İnşallah. Herkes istiyor. İnşallah hepimize böyle. İnşallah. Şimdi o zaman Ezgi'nin güzel sesinden 2018'e bir gidelim. Senin böyle bizlere daha çok tanınmana vesile olan, evet, şarkıya bir gidelim. En benim alalım çıkış parçası, haydi, olan Söz Müziği Bana Ait. Yarım Sevda'yla bir merhaba. Yarım Sevda'yla. Allah devam, tamamını erdirsin. Amin. Yarım Sevda'yla. Yarım olunca unutulmuyor ama, değil mi? Öyle bir şey var. Var değil mi öyle? Tabii, yarım olunca. Öyle de bir unutuyorum. Havalı ola. Kapımı çaldı ayol, sen yalnız gönlümde aldı ellerimi, avuçlarının içine. Adımı sordu bana, ben gördüm halimde, söz verdi gözlerime, benim olacaksın diye. Rüzgarına vurgun, ışığına tutkun, ruhuna sürgün sendi diye. Yarıda kaldı bu sevda, bizimi çok görmüştü. Şarkıyla çıkmışsın. İyi ki bizler tanımışız seni. Biraz önce Onur'un klibindeki abla ne kadar başarılıysa, senin klibindeki karşında dans eden abi de bir o kadar, evet, başarılı. Abi bayağı böyle. Yaz bayağı sen de dans etmişsin. Dans ediyordu. Aa, onu profesyonelce yapıyor belli, evet, ama sen ama kastım, şey yani ben bayağı dans etmişsin. Yönetmenimiz birazcık kesti. Öyle mi? Aa, gayet başarılısın. Ettim. Eğer onların hepsini koysaydı zaten kendime inanamadım ya. Güzel bir Carmen olmuşsun. Evet, güzel bir Carmen.
orada ortam çok güzeldi. Herkes İspanyol cast onların. Öyle mi? Ha çok güzel. İspanya'da çekildi bu klip zaten. Peki, Behzat Gerçeker de yer almış zaten. Evet, destek evet, olmuş. Evet, destek olmuş derken siz zaten. Yani ne kadar güzel ki böyle insanlarla yol alıyorsun. Ya evet, senin, sen şanslısın. Bak herkese nasip olmaz. Gerçekten Ajda, Behzat Gerçeker bu kadar, işte Taner yıllardır dostum diyorsun, bu kadar gitarına hakim, sanatına hakim. Tabii, tabii. Onur Mete ile hakeza aynı şekilde. Hakikaten yıllar evvel bir şeyiniz var. Aslında. Yani ve şanslısın bak, bunun kıymetini bil. Ve bir de şöyle bir şey var. Ben müzik okumadım ve müziği çok küçük yaşlardan beri sahnede icra etmiyorum. Müziğin içine doğdum. Evimde müzik, yani 24 saat müzik vardı. Müziği çok iyi evde. Teknik olarak değil ama duygu olarak belki öğrendim diyebilirim. Teknik olarak bir eğitimim yok. Sen hiç eğitimin yok. Hayır, hiç eğitimim yok ve ben mimarım. Peyzaj mimarıyım ben, yüksek mimarım hem de. Sizin de yok. Benim de yok, ben de olacağım o zaman. Yani bir şey söyleyeceğim ama işte. Ama bir şey söyleyeceğim işte, bu içten gelen şey. Şunu yani, öğrendim zaten. Ama emek yani, verdiniz yani. Ya çalışmayla ilgili, hayatta her şey çalışmayla ilgili. Ay. Evet. Ben 5 yıldır şu an ders alıyorum mesela. Ama eğitim aralıksız alıyorsun yani işte aralıksız şu anda. İnşallah 2020'de yani, de böyle yıldızınız parlasın. İnşallah. Her şey gönlünüzce olsun gerçekten. Ülkece umarız hem dış politikada, şimdi burada güldük eğlendik ama biz ülke olarak aslında zor zamanlardan geçen bir ülkeyiz. Tabii ki bugün yılbaşı, kıymetli isimler bizlere eşlik etti ve biz burada biraz da olsun dertlerimizden, sıkıntılarımızdan uzaklaştık. Sizleri de uzaklaştırmaya çalıştık. Ama umut ediyoruz ki 2020 yılında çok daha ülke olarak müreffeh, üzerimize oyunların oynanmadığı, dış güçlerin üzerimize gelmediği, baskı kurmadığı, ülke olarak dimdik ayakta kalmaya devam ettiğimiz bir yıl olur. Biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Biz her türlü ayakta kalırız da. İnşallah zorlanmadan kalırız. İnşallah. Yani hepimizin gelir seviyesi inşallah yükselsin. Her şeyin başı sağlık. Önce sağlıklı olalım, sıhhatli olalım. Ben kendi adıma birkaç cümle ederek ayrılmak isterim tabii ki huzurlarınızdan. Ben bu yıl katıldım bu aileye. Bu kadar seveceğimi düşünmemiştim açıkçası burada bu arkadaşlarımla birlikte olmaktan. Ne katabilirim diye kafa yoracağımı hiç düşünmemiştim ama ben gerçekten çok güzel insanlarla çalışıyorum. Çok düzgün insanlarla çalışıyorum ve televizyonculukta da bu kadar düzgününü bulmak bazen pek kolay olmuyor. Evet. Sizin ben camianızda da geçerlidir. İyi ki varsınız arkadaşlar. 2020 bütün ekip arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun. Bütün kameraman arkadaşlarıma, rejide emek veren gerçek televizyoncularsınız. Hepiniz. Hepinizin yolu açık olsun inşallah. Ben sizlerden bir şey öğreniyorum. Eğer sizler de benden öğrenebiliyorsanız ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ya gerçekten. 2020 hepimize. Efendim, aşk size, para size, sağlık size, huzur size ama dostluğunuz bizlere gelsin inşallah 2020 yaşa yılında. Onur Mete'nin şu Aşkın Nur Yengi'nin de destek verdiği şarkısıyla bir kez daha seve kapatalım mı? 2020'ye öyle girelim mi o zaman? Hep alkışlarla alalım o zaman. Hadi. Bütün ekip arkadaşlarım adına da bu şarkıyı istiyorum sizden. Ve bu şekilde ayrılıyoruz huzurlarınıza efendim. Geceler sensiz, gözüm yollarda, ben çaresiz. Sensiz ahlarda, ah günahlarda, sevgiye hasret feryatlarda. Hadi gel yapma ne olur, bu ne hırsa ileri vurur. Ayrılık seni de vurur, beni de
gözüm yollarda, ben çaresiz. Sensiz ahlarda, ah günahlarda, sevgiye hasret feryatlarda. Hadi gel yapma ne olur, bu ne hırsa ileri vurur. Ayrılık seni de vurur, beni de geceler sensiz, gözüm yollarda, ben çağırıyorum.